kral çıplak dedim diye neredeyse beni yeryüzünden sileceklerdi. Ne oldu peki? Hiçbir şey olmadı. Hakikat yüksektir. El hakkı ya'lu ve la yul aleyh. Galiptir, ona galip gelinmez. Bal gibi de yutup oturacaklar. Bakmayın, bakmayın saldırdıklarına, paçalarıma. Bakmayın. Biliyorlar ki bastıkları dal çürük. Bastıkları dal hiç savunulmayacak bir dal. Biliyorlar ki sahte bir imanı savunuyorlar. Biliyorlar ki Kur'an'a karşı savaşıyorlar. Kur'an'a karşı savaşıp da kazanan olmamıştır. Onun için bakmayın paçama saldırdıklarına. Yavaş yavaş hepsi teker teker kuyruğunu kıstırıp bir köşeye pusacaklar. Başka çareleri yok. Yok. Çünkü Allah'a karşı savaşıyorlar. Çünkü benim söylediğim bana ait bir şey değil. Ben sadece Rabbimizin söylediğini söylüyorum. Bu din tamamlanmadı mı diyorum. Bu din eksik miydi ki imanın umdelerine dahi getirdiniz, ilave yaptınız? Kur'an'ın bilmediği, peygamberin bilmediği, sahabenin bilmediği ilaveler yaptınız. Allah'tan korkmadan. Bu ne cüret ya? İnsan bir şeye ilave yapacaksa bari avadanlığa yapar. Yani öyle değil mi? Aynen öyle yani. Veyahut da hadi biraz daha cesur olur, gelir kaportaya yapar. Biraz daha cesur olur, gelir işte arabanın iç aksamında. Hadi yürür kısmına yapar. Yani adamın işte cantı dar canttır, bir geniş cant taktırayım da hava atayım falan. Hadi ona yapar. Yani ama motora şey yapılır mı yahu? Allah Allah. Siz İslam'ın motoruna müdahale ediyorsunuz. Yani siz İslam'ın motorunu bozuyorsunuz. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, bu anlamda bunlara karşı hiç kimse hiçbir şey demeyecek miydi? Demesin miydi? Yani benim neyin muzdaribi olduğumu siz iyi biliyorsunuz. Ama bu ızdıraptan sizin de ızdırabınız olmamalı mı? Hala gözümün içine bakıp kafa sallayıp oturacak mısınız? Ben sizin de Kartaca yıkılacak demenizi istiyorum. Uydurulmuş din yıkılacak demenizi istiyorum. Bunun için çalışmanızı istiyorum. Allah rızası için ben size şahit olayım, siz bana şahitsiniz. Bunun mücadelesini verin. Bunun mücadelesini verin. Muharrifler, uydurulmuş din sahipleri kadar indirilmiş dine inananlarda cesur olmadıkça bu dava yükselmeyecek. Onun için doğru zor, doğru paçanıza saldırırlar, doğru salyalarını akıtarak üstünüze yürürler, doğru size her türlü çamuru atarlar, doğru size her türlü iftirayı yaparlar, doğru sizi yalnızlaştırırlar, doğru size karşı kampanya başlatırlar, doğru size karşı yalnızlaştırma kampanyası yaparlar. Bunların hepsi doğru. Allah'ınızın aşkına. Hangi peygambere yapılmadı bunlar? Bana söyleyin. Hangisine yapılmadı? Peygamberlerin yolu yol değilse o yol bize niye anlatıldı Kur'an'da? Yolsa eğer bunları niye zül sayalım ki? Bunları nimet, cana minnet sayar. Cana minnet sayar, yolda yürürüz. Arkamıza da bakmayın. Onun için göreceksiniz. İndirilmiş din yükselecek. Çünkü insanlığın denizi bitti. Müslümanlar bu halleriyle asla ve asla bir alternatife falan sahip değiller. Siz zannediyor musunuz ki ekonomi düzelince, siyaset tıkırında gidince Müslümanlar iyi olacak? Geçin Allah aşkına. Geçin Allah aşkına. Belki bilmediğiniz başka ahlaki hastalıklar göreceğiz. Tokluk hastalıkları, refah hastalıkları, para hastalıkları, bunlar belalar, yepyeni belalar göreceğiz. Ya Müslümanlara ne oluyor diyeceksiniz. Ne oluyor Müslümanlara? Allah Allah, bu adam bizim tanıdığımız adam mı? O yani kıt kanaat geçinirken nerede bir tasadduk var,
Nerede bir sadaka var? Nerede bir yoksul var? Nerede bir zayıf var, ezilmiş var? Hemen elindeki yarım ekmeğini bölüşen bu adam, bu adam mı dediğiniz günler gelecek. Belki geldi. Belki geldi. Önce arabayı değişir, sonra evi değişir, sonra hanımı değişir. O hanımı değiştikten sonra onu da değişir. Artık değişim başlamıyor da durmaz. Yetmez çünkü. Anlatabiliyor muyum? O günlere geldik mi yoksa? Yoksa gelecek miyiz? Bilmiyorum. Poyraz buyur. Şunu söyleyeyim. Batı'yı kınadığınız ne varsa eskiden 20 yıl sonraydı. Şimdi 2 yıl sonra bizde. Psikiyatri patlaması nedir? Yeşil reçete patlaması nedir? Benim tanıdığım psikologlar ve psikiyatrlar kendi müşterilerinin %80'ini mütedeyyinlerin, dindarların oluşturduğunu söylüyorlar. Ne diyorsunuz? Evet. Bu kınanacak bir durumda değil. Ben kınanması taraftarı değilim. Milleti tedavi olmaktan da bu sefer geri bırakacağız. Hayır, hayır. Aman doktora gitmekten çekinmeyin. Aman ha. Karnınız ağrıyınca doktor neyse, psikolojiniz bozuksa, ama ben asıl şunu, biz nasıl bu hale geldik? Asıl nasıl bu hale geldik? Niye bu hale geldik? Hani dün biz kınıyorduk, bunları dilimize dolayıp da böyle kendi kendimize havalar atıyorduk. Ne oldu? Aynı hale geldik. Eskiden 20 yıl sonradan takip ediyorduk, şimdi 2 yıl kaldı. 1-5 yıl sonra 1 yıl. Evet, herhalde 10 yıl sonra onların önünde olacak. Yani tefessühte, kokuşmada. Neden? Dedim ya, kendi kaynağımıza sırt döndük. Oysa gerçekten bizi tedavi edecek, bizi psikolojik tedavi uygulayacak, bize terapi uygulayacak bir yığın ayet gözümüzün içine bakıyordu orada. Fakat biz onlarla terapi olmayı reddettik. Onun için... Hadi göreyim. Gizli hazinemizi bulmaya var mısınız? İnşallah. Gizli hazinemizi bulalım. Tekrar Kur'an'la tanışalım. Kur'ansız Müslümanlıkla buraya kadar. Deniz bitti. Yok başka. Buradan ötesi yok. Kur'ansız Müslümanlıkla buraya kadar.